Merhaba arkadaşlar. Bursa'nın herkese tekrar tekrar sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum sevgili dostlar. Evet 22 Temmuz Pazartesi Elazığ yarış programımızda tekrar sizlerle beraberim. Elazığ'da 8 koşulu bir program var. Bir altımız olacak. O da 3. koşuyla başlayacak. Tabii ki bizler 1. 4. Ligayen 7. Plase 1. 3. olacak oynayacak arkadaşlar için biraz bir şeyler aktarmaya çalışacağım tüm yarı severlere bol şanslar diyerek yorumlara geçelim sevgili dostlar. Evet birinci koşu saatlerimiz 17.45'i gösteren handikap 16.1 mücadele açılışı yapıyoruz. Dişilere mahsus 4 vekol Araplar 1900 metre kum 9 safkan yer alıyor. 4 nolu Harput Ateşi ve 6 nolu Gub Sezen ekil olarak piste çıkacaklar. Evet burada birinci dörtlü ganyan için önereceğimiz 5 nolu hızlı özlem yaptığı son koşusunda Elazığ'da kazanmasını bilmişti. Bruno da olsa Anatolia olsun, Özgür Sayfan, Gub Sezen, Van Gölü Güzeli bunlar da vardı. Yani Anatolia birazcık zor anlar yaşattı. Bruno da olsa Hızlı Özlem kazanmasını bilmişti. Ee, yine e, kazanma yakın. Üstünde Ferit var. Ee, bakalım nasıl bir performans gelecek. İlk tercimiz 5. Hızlı Özlem. Sonra Altınoğlu Gub Sezen. Vere bir nolu gömeş diyeceğim ben. Bu koşu için önereceğim. Safkanlar olacak sevgili dostlar. 5-6-1 sıralamam bu şekilde birinci dörtlü gayen için önereceğimiz safkanlar. Evet geçelim ikinci koşu 7 plasa birinci üçlü gayen başlayacak. Şartlı 4. 2 yaşlı İngilizler 1200 metre kum. Evet burada Banko ismimiz olacak. O da yaptı. Elazığ programda ilk startı güzel bir ikincilikte ayrıldı. Eee. Master Iron mu kazanmıştı? Ee, öyle hatırlıyorum. Ee, bir nolu safkan e, kazanmıştı. Sonra çıktı ikinci yarışında Feytullah falanla e, gerçekten e, güzel bir performans, farklı bir performans sergiledi. Hatta piste ıslaktı sevgili dostlar. Güzel bir koşu çıkarttı. Koşuyu kazanmasını bilmişti. E, yarın büyük ihtimalle Küçük Osman yani baktığım zaman o ayağına seri bir safkan çıkıp liderliği alıp bir sokta bitirmeye çalışacaktır. Ee, tabii ki burada yetim aslan olsun, e, sizin oğlu olsun, yeni oğlu Sapkon olsun onlar da kazanarak geliyorlar. İyi performans sergileyecek ama King, e, King İhsan. E, yani ben Ferit yardımcıyla e, 7 yedili için ve de birinci üçlü gayen, birinci dörtlü gayen için yarın benim banko adayımdır. Banko olarak değerlendireceğim isimdir e, King İhsan sevgili dostlar. Evet geçelim üçüncü koşu. Altılı ganyanımız başlayacak bu koşuda saatlerimiz 19'u gösterdiğinde meydan bir koşu. 3 yaşlı İngilizler 1600 metre kuma çıkacak 11 safkan yer alıyor. Evet buradaki sıralamamız şu şekilde oluşacak. Üçüncü koşuyla altılı ganyan başlıyor demiştik. 5 nolu safkanla e, koser Ferit yardımcıyla benim ilk tercihim olacak. Son koşusu derecesiz kalmıştı. Elazığ'da 1900 metre işinde Gerçekten o gün e, yani burada koştuğu tüm safkanlar mevcut sevgili dostlar. E, yani say say bitme e, isimleri değişik olduğu için sayamıyorum. E, ondan affınızı istiyorum. 16 safkan vardı o gün için o koşta. Şimdi 11 safkan var. E, yer bulma sorunu yaşamıştı. Şimdi ben e, 5 dolu safkanın e, Ferit Yardımcı eşliğinde iyi bir performans gelmesini bekliyorum. İlk tercihim 9 dolu safkan Mehmet e, Doğan eşliğinde ikinci tercihimiz. Sonra iki Safkan Necmi Altın'la ve de altın oğlu Lord Dimando İsa Katar'la yazmamız doğru olacağını düşündüğüm son isim olacak. 5-9-2-6 altı sıralama altılı gayenin ilk ayağındaki sıralamamız bu şekilde oluşacak. Evet dördüncü koşu beşli gayen başlayacak. Şartlı 4-4 yaş araplar 1200 kum 11 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada da SS, SS Tay başlayacağız. Ee, Elazığ'da Handikap 14'ü. Onurumun kazandığı o koşta İsa Akgöz 61,5 kilo ile ikincilikte öteye gidebilir. Şimdi Ferit Yardımcı ilk defa buluştu. 2 nolu Safkan ilk tercim olacak. İkinci atım 3 nolu Al Nasip. Sonradan 6 nolu Özaras Mehmet Ali Aktürk ve de 5 nolu Safkan Necmi Altın'la mutlaka kuponlarımıza işaretleyeceğimiz son isim olacak. 3 pardon 2 3 6 5 sıralamam bu şekilde 4. koşuda. Evet 5. koşu 2. dörtlü ganyan başlayacak. Şartlı 4 dört, yukarı Araplar 2000 metre kum 9 safkan mücadele edecek. 1 ile 8 nolu yutan girdap. Baba Mercan'la 8 nolu yutan girdap ekür olarak piste çıkacaklar. Evet burada er güçlü yaptığı son kosunu çok çok başarılı bu mesafede. Hatta elinde çok sermaye var. 12-13 boy gibi fark attı Ferit Yardımcı eşliğinde piste çıkmıştı. Yine Ferit Yardımcı'yla kazanmaya en yakın isim. Ben alternatif banka olarak sizlere önereceğim. Ben buna bir tane rakip önereceğim. O da Ekürler, Yutan Girdap. Bu safkana dikkat diyeceğim. Yani benim sıralamam 5 ve 8 olacak. Ama 5 ee, er güçlü son performansı e, gerçekten e, harikaydı, müthiş bir koşu çıkarttı sevgili dostlar. Yine koşuyu kazanmaya yakın alternatif banko Son performansına göre alternatif banko olarak önerdim ama ben Yutan Girda bu da kesinlikle ihmal etmeyeceğim. O da en az da şart dörtte oğlum kariyerle ekür öyle. Şimdi e, bir diğer ekürsü var. O da baba Mercan'la bu sefer e, katıldılar buraya. E, oğlum Kayra o gün kazanmıştı. Yutan Girdap'ta pisten pistten e, ikincilikte ayrıldı. Yani oğlum Kayra Ferit'le kazandı. Yutan Girdap'ta Hasan Altundağ'la kazandı. E, biri birinci, biri ikinci olarak biter, bitirdi. E, o yüzden ben Ergüçlü'nün yanına 8 nolu Yutan Girdap'ı yazma taraftarıyım. Ama e, 5'e güvenecek arkadaşlar. Alternatif bir banko kuponu alacak arkadaşlar için ön Safkan olacak. Evet geçelim 6. koşu Yurtbaşı Belediye Başkanlığı koşusu kısa vadeli 3 yaş İngilizler 2000 metre e, kuma çıkacaklar. 8 Safkan'ımızın mücadelesini izleyeceğiz. 2. Üçlü Gayan bu koşuyla başlıyor. Evet koşuya baktığımız zaman e, gerçekten e, performans konusunda baktığımız zaman e, çok çok e, bu gruplar önde tutulan bir tane isim var o da kim? E, Baybarsan Mehmet Taşkaya ile gerçekten harika işleri imza atıyorlar Elazığ'da. Son işi kısa 6200 mesafe kısa gelmişti. Ee, ben öyle düşünüyorum. Yani bu kısa mesafede bir dördüncülük elde etti. Şimdi mesafenin uzaması Bay var sana çok çok yarayacaktır. Ee, yani belki burada alternatif banko diyebileceğimiz bir isim. Ee, yani 5. koşta yani her ile yutan bir ikisini yazıp Burada alternatif bankoya gidebilirsiniz 2 nolu Safkanla. Çünkü grubu da uygun yakalamış gibi görünüyor. ben bunun yanına yeni nolu Kurtuluş Anadolu Ferit Yardımcıyla ve de 3 nolu Kanakon'un torunu diyeceğim sevgili dostlar. Yani bu iki safkanı ben 2 nolu Safkana rakip olarak gördüm. bir alternatif banko ismimiz burada olacak. Mehmet Taşkayalarla diyebilirsiniz. 7 ve 3 de bunun rakibi olarak gördüğüm isimler olacak. Evet geçelim 7. koşu şartlı 5 3 ve Kore İngilizler 1600 kum 10 safkan yer alıyor. 2 ile 10 nolu safkanlara ekir olarak piste çıkacaklar. Evet ben burada bankomu burada değerlendireceğim sevgili dostlar. Yani koşuya baktığımız zaman balikız süratli bir isim kaçacak. 4 10'a keza 8 10'a keza 10 nolu 3 matra 10'a keza. Yani bunlar birbirlerini büyük ihtimalle yıpratacaklar. Bekleme yarışı yapıp Son düzde bunları teker teker avlayacağını düşündüğüm bir tane isim var. O da Kristina. Burak Bektaş eşliğinde piste çıkacak. Yaptığı son e, üçüncülü mesafenin 1200 oluşundan dolayı e, ben birazcık geri planla kaldığını düşündüm. Çünkü tamam 1200'lere kazandı ama 1600'e şimdi mesafede e, ona uygun. 3 e, tane 1200 kazandı. Bir tane 1600 kazandı. Ama... Kristina'nın e, uzunda daha farklı koşuyor sevgili olsa Ben Burak Bektaş'ta Kristina deyip kenara çekileceğim. Yarın benim 5 nolu Kristina Burak Bektaş'ta banko ismimdir. Evet geçelim son koşumuza. 8. koşu altı gayrimiz sona Maiden 3 yaş İngilizler 1600 kum 12 safkan yer alacak. Evet burada da 3 safkan arasında değerlendirilen bir koşu. 12 nolu safkan Necmi Altın eşliğinde piste çıkacak. Benim ilk tercihim olacak. 3 nolu Safkan Mehmet Doğan eşliğinde yaptığı son ikinci yazdı 1900'de gerçekten başarılı bir performans sergiledi. Ve de bir nolu Safkan e, o da Ahmet Hasan Bayar eşliğinde piste çıkacak. O da 1700'de güzel bir üçüncü kanesini yazmış, yazdırmıştı. İyi koşacaktır. Bir tek kafamı kurcalan bir tane isim var burada. Mehmet Taşkaya ile start alacak olan 11 nolu safkan ilk defa piste çıkacak sevgili dostlar. Yani bunu sizlere söyleyeyim. Niye kafamı kurcalıyor? Yani Mehmet Taşkaya bunu son kola kendisi yaptırmış. İyi bir çalışmayla bu koşuya giriyor. Dikkat diyeceğim. Yani sürpriz adayımız da 11 olsun diyelim sevgili dostlar. Bu safkana da bir çarpı atabiliriz son koşu için. 12 3 1 çizgi 11 sürpriz ismimiz olacak Elazığ programımızın son koşusunda. Evet Bursa aktaracağım Elazığ programı da bu şekildeydi sevgili dostlar. Tüm yarı severlere bol şanslar diliyorum. Yazdığımız safkanları gayen olsun. Allah'a ısmarladık.